Merhaba arkadaşlar dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videoda bugün oynanacak olan 14 Kasım 2023 tarihli Euroleague basketbol maç tahminlerini size vermeye çalışacağız. Bugün bildiğiniz gibi Euroleague var. Bu hafta arası futbol pek olmayacak. Ama bu hafta Euroleague maçlarında çift maç haftasındayız. Yani salı, çarşamba, perşembe ve cuma bugünlerde hep Euroleague maçları olacak. Ve elimizden geldiği kadar Euroleague maçlarıyla da ilgili size video çekip tahminlerimizi vermeye çalışacağız. Ve kupon önerilerinde bulacağız arkadaşlar. Tabii ki maçlara geçmeden önce, başlamadan önce bugün iki temsilcimiz de Potaya çıkacak hem Anadolu Efes hem Fenerbahçe, Beko. onlara hepsine başarılar diliyorum ve e, size bir bir tahminleri vereceğim. Öncelikle tabii ki bildirimleri söylemeliyiz. E, katıl butonuyla ilgili bazı arkadaşlar hala bize katılmamış durumda yani katıldılar e, ama bize ulaşmadılar. O yüzden ulaşma ne şekilde ulaşabilirler diye bilgileri sunmak zorundayım arkadaşlar. Bunu maalesef ki her videoda anlatmak zorundayım. Umarız ilerleyen zamanlarda bir rutin olur ve anlatmak zorunda kalmayız. Katıla gelen arkadaşlar buyurun katıla gelin öncelikle orada tabii ki çok daha kolaylıkla üyelik seçiminizi yaptıktan sonra bize ulaştıktan sonra WhatsApp aracılığıyla ve Facebook aracılığıyla size kuponlar gelecek. Fark etmiyor arkadaşlar. Video olacak mı, yapılacak mı, yapılmayacak mı? Kuponlar elinizde olacak. Kullanabileceksiniz. Yani videoyu da beklemek zorunda kalmayacaksınız. Ne saatte gelecek, nasıl olacak? Çünkü bazen video çekemiyoruz. Onu da biliyorsunuz. Bazen zorlanıyoruz çekemiyoruz videoları ya da zamanda ulaşamıyor, geç kalıyor. O tür şeyler oluyor. O yüzden katıl butonuna gelenler her zaman öncelikli olarak kuponları elinize, cebinize koyacaksınız ve istediğiniz gibi kullanacaksınız. Oradan gelen üye olun arkadaşlar. Üye olduktan sonraki süreci anlatıyorum. Üye olduktan sonraki süreç eğer Facebook'unuz varsa Facebook'tan bize arkadaşlık gönderiyorsunuz. Biz de sizi kabul ediyoruz ve Facebook aracılığıyla kuponları size gönderiyoruz. Hangi üyeliği kabul etmiş olsanız bile ona göre kuponlar size gelecek. Onları da biraz sonra söyleyeceğim. İkinci yöntem arkadaşlar Facebook aracılığıyla WhatsApp'tan kupon almak isteyen Facebook aracılığıyla bize telefon numarası verecek. Biz de sizi Whatsapp'taki gruba ekleyeceğiz. Ve Whatsapp'tan kuponlarınızı alacaksınız. Direkt cebinize, telefonlarınıza, tabletlerinize neyi kullanıyorsanız. Eğer ki Facebook'unuzda yoksa üçüncü yöntem kanalımızdaki e-mail adresi arkadaşlar. Açıklamalarda bunları hepsini bırakıyorum. Videoların açıklamalarından da görebileceksiniz. Kanalın e-mail adresimiz dreamsblood11.gmail.com o adrese e-mail olarak telefon numaranızı göndereceksiniz. Ve bu telefon numaranızı biz ekleyeceğiz. Whatsapp grubuna ve oradan size ulaşacağız. Ve Whatsapp'tan kuponlarınızı almaya başlayacaksınız. Bu şekilde arkadaşlar. Üçüncü yöntem bu. Lütfen yorumlar kısmında sakın telefon numara diye bir şeyler yazmayın videoların altında Çünkü tehlikeli arkadaşlar hala bize katılmayan dostlar var Öncelikle onlara söylüyorum ee, yani katılan ama bize ulaşmayan dostlar var Öncelikle onlara söylüyorum isim söylemiyorum ee, gelin katılın arkadaşlar ne zaman gelirseniz ne kadar hızlı yaparsanız o şekilde de bugün içinde Eurolik kuponlarını alırsınız artı Tabii ki gece NBA maçları da olacak yine Baya bir NBA maçı da var. O kuponları da alacaksınız. Bize bir şekilde ulaşın arkadaşlar. Yeni gelecek olan katıl üyeleri de aynen bu şekilde bize ulaşmalılar. Ve hızlı bir şekilde eğer bugün gündüzden itibaren katılacak olanlar varsa gelirlerse hızlı bir şekilde biz onlara ulaşıp bugün içinde Euro içinde kuponları göndermeye çalışacağız bilgilendirme böyleydi arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Yavaş yavaş anlarsınız. Tabii ki yeni abonelerimiz de var. Onlara da anlatmak gerekiyor. Yeni abonelerimiz de onlara da hoş geldiniz diyorum. Abone olmayanlar abone olsunlar. Beğenilerinizi bekliyoruz. Sorularınız varsa yorum kısmında videoların altında yazabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağız arkadaşlar. Geçelim maçlara video çok uzun yine sürmesin diye. İlk maçımız bizim temsilcimizin maçı erken daha erken maç olarak gözüken Monaco Anadolu Efes maçı. Tabii ki Anadolu Efes Mit için gidişinden sonra çalkantılı bir döneme girdi. Zorlanıyorlar Euroleague'de. Monaco ise güçlü bir şekilde devam ediyor. Artı onlar NBA'den Kemba Walker'ı da getirdiler. Jordan Lloyd da onların tarafında iyileşti. Yani guard pozisyonunda eksilen Anadolu Efes güçleşen Monaco gibi durumdayız. Monaco'da uzun pozisyonunda da yine Anadolu Efes'ten üstün gözüküyor. Yani bir de deplasman Anadolu Efes'e başarılar diliyoruz. Ama çok zor bir maç Anadolu Efes'i bekliyor Monaco'da. Öncelikli burada başarılar diliyoruz. Büyük bir ihtimalle Monaco kazanır ama umarız artık Will Clyburn ve Shane Larkin ikilisi güçlü oynarlar. Güçlü bir şekilde devam ederler ve maçları kazandırmaya başlarlar Anadolu Efes'e. Anadolu Efes'in onlara özellikle çok ihtiyacı var. Tabii ki Darius Thompson ve Rodrigo Boba'nın da destekleriyle birlikte. Burada size önerim arkadaşlar. 159 üz baremi 160 oran. 159 üz baremini burada alabilirsiniz. Taraf bahsi olarak demek istemiyorum ama umarım Anadolu Efes kazanır. O yüzden üst öneriyorum. Oyuncu yüz baremlerinde Mike James 16 sayı üstünde atar. Jordan Lloyd 12 sayı üstünde atar. Ve Anadolu Efes tarafında Will Clyburn 14 sayı üstünde atar. Ve Shane Larkin 13 sayı üstünde atar. Bu iki oyuncumuz zaten güçlü oynarsa kazanma şansı Anadolu Efes'in karşısına çıkar. Tekrardan Anadolu Efese başarılar diliyoruz. İkinci maça geliyoruz. Maccabi Tel Aviv-Olympiakos maçı. Maccabi Tel Aviv savaş doğasıyla kendi evinde oynamasa bile maçlara çıkmaya devam ediyor ve güçlü oynamaya devam ediyor. Gerçekten de çok güçlü kadroları var. Olympiakos'ta bu maçta Nikola Milutinov oynamayacak. Ama onların en büyük eksiklikleri guard pozisyonlarında. E, Makavi tarafında ise en büyük güçleri guard pozisyonunda. Yani karşılaştırdığımız zaman bunu anlayabiliriz arkadaşlar. Makavi Tiyalof'in guardları Lorenzo Brown, Bozi Colson, Wirt Baldwin gibi oyuncular. Olympiakos'un guardları ise William Goss, Isaiah Kanan ve Thomas Volkov gibi düşünün. Şimdi uzun rotasyonuna da Mustafa Fal'ın yanında Nikola Milutinov olmayacak gibi gözüküyor. Mustafa Fal sadece kalacak orada. Orada da biraz zorlanacaklar. Orada güçlü tarafları. Bu maçı Makabi Tel kazanır arkadaşlar. Kolay olmayacaktır. Olympiakos çetin bir takım ama Makabi Tel onlardan daha üstün. Burada Size Maccabi Tel Aviv'in galibiyetini öneriyorum. 1.60 oranından alabilirsiniz. Güzel bir sağlam bir maç olarak Maccabi Tel Aviv kazanır. Lorenzo Brown 15 sayı üstünde atar. Bonzi Colson 12 sayı üstünde atar. Olympiakos tarafında William Goss 9 sayı üstünde atar. Ve Isaiah Kanan 9 sayı üstünde atar. Geliyoruz 3. maça. 3. maç bir İtalya derbisi. Virtus Bologna Armani Milano maçı. Burada tabii ki son dönemde formda olan bir Virtus Bologna görüyoruz ve düşüşte olan hala ayağa kalka, ayağa kalkamayan bir Milano görüyoruz. Virtus Bologna'nın 5 galibiyet 2 mağlubiyeti var. Milano ise ters tarafta 2 2 galibiyet, 5 mağlubiyet. Yani bu maçta, bu derbide ne olacak belli değil. Bu bir derbidir, bir İtalya derbisidir. Ligde de savaşıyor bu iki takım. Burada size önereceğim şey üste gitmeniz. 152 sayı üz baremi 1.60 oran. Bunu öneriyorum. Bu maç bir şekilde üste gider. Sürpriz aramak isteyenlere de burada Armani Milano'nun galibiyetini öneriyorum 2.30 oranlar. Bir yerde Milano patlama yapacak ve maçları kazanmaya başlayacak. Bu yerde Virtus maçı mı olacak göreceğiz. Ama sürpriz denemek isteyenler Milon'un galibiyetini deneyebilir. Oyuncu yüz baremlerinde Dorniko Şengelia 14 sayı üstünde atar ve Nikola Mirotic 18 sayı üstünde atar. Geliyoruz dördüncü maça ve bizim maçımıza Kızıl Yıldız Fenerbahçe Beko maçına. Fenerbahçe bir sayıla son topu kullanamayarak Partizan'a karşı yenildi. Şimdi yeniden Sırbistan Deplasman'da bu kez Kızıl karşı gidecekler. Ama Partizan'da bir Obradoviç var. Eksik kadrosu olmasına rağmen bir şekilde maçı kazandırmayı başardı. Kızıl Yıldız'da ise kadro yine eksik gözüküyor ama orada Obradoviç yok. Yani Fenerbahçe Beko'nun Itudis ile birlikte bu maçı kazanmaları gerekiyor. Ama Kızıl Yıldız'ın ateşli seyircisi önünde tabii ki kolay olmayacak. Burada çok önemli bizim de eksikliğimiz var. Kuduric, Kalates gibi ama son maçta da gördüğümüz gibi Tyler Dorsey, Papayanis, Madar gibi oyuncuların Nigel Hayes, Davis, Motley gibi oyuncuların performansları çok önemli olacak. Özellikle de Scotty Wilbeck'ini söylüyorum. Scotty Wilbeck'inin de çok önemli performans yapması gerekiyor bu maçta. Fenerbahçe'nin kazanması için. Ama tabii ki yine bu maçta üst döneceğim arkadaşlar. Bu maç savaş alanına gider. Üst gelir bu maçta. Kim kazanır? Söyleyemiyorum. Tabii ki Fenerbahçe Beko Umarız kazanır. Fenerbahçe Beko'ya başarılar diliyoruz. 157 sayı üz baremi 1.60 orandan alabilirsiniz. Kızıl Yıldız tarafında Şabas Napiye 12 sayı üstünde atar. Ve Luka Mitrovic 9 sayı üstünde atar. Fenerbahçe Beko tarafında ise Tyler Dorsey son dönemde şutları giren formda olan 12 sayı üstünde atar. Papa Yanis üçlüğü de olan bir uzun olan Papa Yannis, burada tekrardan kendini gösterip maçı Tyler Dorsey ile birlikte Fenerbahçe'ye getirmek açısından 7 sayı üstünde atar. Yani bir 10 sayı civarlarına Papayanis'in çıkmasını bekliyorum. Ve Nigel Hayes Davis büyük bir ihtimalle bu maçta da 40 dakika oynayacaktır. Ve o da bu kez şutları daha fazla girer umarım. 10 sayı üstünde atar. Bu üçlüyü üz baremi olarak öneriyorum Fenerbahçe Beko tarafında. Ama umarız kazanırlar. Tabii ki Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Önerimiz 157 sayı üzbaremi arkadaşlar. 1.60 oran. Böyle yaptığımız 4 tane maç tahminden sonra kuponlara geçiyoruz. İlk olarak sağlam önereceğimiz kuponu veriyoruz. Sağlam kupon önerisi şöyle arkadaşlar. Monaco, Anadolu, Efes 159 sayı üzbaremi 1.60 oran. Ve Makkabi Tel Aviv Olimpiyakos maçı Maccabi Tel Aviv kazanır 1.60 oya oran. Bu iki maçı öneriyorum. Daha sağlam olarak daha öne çıkarttığım maç olarak alabilirsiniz arkadaşlar. Ve kombin yaptığınızda yine 2 üzerinde orandan kazanabilirsiniz. Oyuncu üzbaremlerine gelince oyuncu üzbaremlerinde baremlerinde 2 tane üçlü size önereceğim. İlk üçlümüz daha sağlam gözüken ilk üçlümüz Jordan Lloyd 12 sayı üstünde atar. Tornike Şengelya 14 sayı üstünde atar. Ve Şabas Napiye 12 sayı üstünde atar. Bu ilk üçlümüz önereceğimiz üz baremi olarak daha sağlam gördüğümüz ilk üçlümüz. Ama tabii ki oyuncu üz baremlerinde sağlam diye bir şey yok. Onu da söylemem gerekiyor size arkadaşlar. Çünkü Birisi bakarsınız ilk yarıda sakatlanır çıkar. Başkası iki tane teknik fal alır çıkar. Ya da birisi far problemine girer çıkar. Genelde çoğunlukla bizim Jonathan Motley'nin Fenerbahçe Beko'da far problemine girdiği gibi. O yüzden fazla güvenmeyin. Yüksek rakamlarda girmeyin. Oyuncu yüz baremlerine daha düzgün daha düşük rakamlarla kullanın arkadaşlar. İkinci oyuncu üz baremi olarak üçlü önereceğimiz üçlü Lorenzo Brown 15 sayı üstünde atar. Nikola Mirotic 18 sayı üstünde atar ve Tyler Dorsey 12 sayı üstünde atar. İkinci de üçlümüz bu oluyor arkadaşlar. Lorenzo Brown, Nikola Mirotic ve Tyler Dorsey üçlüsünü ikinci seviye olarak üz baremi olarak öneriyorum. Bu iki tane üçlüyü de isterseniz karıştırarak da oynayabilirsiniz. İsterseniz aralarından ikili ikili seçip de oynayabilirsiniz. Tabii ki her zaman son karar sizin arkadaşlar. Dediğim gibi katıl butonunu açtık. Üyelikler gelmeye devam ediyor. Üyelikler bize ya Facebook'tan ya da telefonlarını üye olanlar ya da telefonlarını göndererek WhatsApp'a ekleyeceğiz ve kuponlar her zaman cebinizde olacak. Video gelir mi gelmez mi fark etmeyecek. Kuponlarınızı kuponlarınızı alacaksınız ve kullanacaksınız. iyi bir şekilde kazanacaksınız arkadaşlar. Katıl butonunda açtığımız rakamlar zaten düşük rakamlar, makul rakamlar, ufak tefek oynayan yani düşük seviyede oynayan bile arkadaşlar bu rakamlara rahatlıkla kat kat ulaşabilecek durumda kuponlar alacaklardır. Abone olmayanlar abone olsunlar. Beğenilerinizi bekliyoruz. Sorularınız varsa yorum kısmında yazın. Cevaplayacağız. Elimizden geldiği kadarıyla hepsi soruları. Herkese bol şanslar. Herkese iyi kazançlar diliyorum. Gece NBA videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.